Sevgili seyirciler, Allah'ın gönderdiği peygamberlere inanmayan, onları inkar eden kimseler, kendilerine melekler gelip de onların ruhlarını kabzettikleri ve onlara hani sizin Allah'a ortak koştuğunuz yardımcılarınız nerede diye onlara sordukları zaman onlar kendi küfür ve inkarlarını itiraf ederek, evet biz gerçekten peygamberleri inkar ettik, Allah'ın emrettiği şekilde inanmadık diye itirafta bulunacaklar. İşte bu küfürlerini ve inkarlarını itiraf eden kimseler Allahü Teala'nın kendileri için hazırladığı azaba uğrayacaklar, müstahak olacaklardır. Allahü Teala onları cehennemde azaba ve kendi takdir ettiği dehşetli ikaba maruz bırakacaktır Cenab-ı Hak. İşte Cenab-ı Hakk'ın azabına esas uğrayacak olanlar küfür ehli olanlardır, inkarcılardır. İmanlarını kurtaran, iman ile Allahü Teala'nın bildirdiği, gönderdiği peygamberlere teslimiyet gösteren kimseler, hataları, günahları, kusurları da olsa onlar için affedilme imkan ve ihtimali o kadar fazla, o kadar çeşitli vesile ve sebepler var ki onların kıyamette cehennemde yanmaları, ahirette cehennem azabına girmeleri hemen hemen çok uzak bir ihtimal olarak görünüyor. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere imanımızı muhafaza etmek ve bilhassa son nefeste iman ile huzur-u hakka gitmeyi nasip etsin Cenab-ı Hak. İşte imansız gidenlerin hali perişan olacak. Cenab-ı Hak buyuracak ki onlara: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle dhulû fî ümemin قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ Bu inkarcı kimselere Cenab-ı Hak, sizden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş insanlarla birlikte siz de cehenneme giriniz. كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّتُنْ لَعَنَتْ اُخْتَهَا Her bir inkarcı millet, inkarcı topluluklar cehenneme girdikçe cehennem içerisinde kendileri gibi münkir olan, inkarcı olan kardeşlerine, kendilerinden önce geçmiş olan veyahut da onlara böyle inkarı telkin eden kimselere lanet ederler. Onlara düşmanlık ve husumet gösterirler. Hatta izeddâraku fîhâ cemî'an. Hepsi orada toplanınca, cehennemde toplanınca قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِعُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا اُولَٰي اَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ Sonradan gelenler, öncekiler için derler ki, Ya Rabbi, ey bizim Rabbimiz, bunlar bizi doğru yoldan saptırdılar, bizi dalalete sevk ettiler, bize bir takım sapık telkinlerde bulundular. Onlara bu bizi dalalete sevk ettikleri için, kötü örnek oldukları için onlara cehennem azabından onlara bir kat daha azap ver ya Rabbi. Katmerli azap ver onlara diyerek Cenab-ı Hakk'a dua edecekler. Cenab-ı Hak da onlara cevap olarak "Kâle likullin dha'fun velâkin lâ ta'lemûn." Sizin her bireriniz için, herkes için böyle dalalette olan, küfür ehli olan herkes için katmerli azap vardır. Fakat siz bilmiyorsunuz. Onlar kendileri dalalete düşüp sizi dalalete sevk ettikleri, saptırdıkları için. Siz de inkar edip peygamberleri yalanlayıp onlara uyduğunuz, onları taklit ettiğiniz için hepiniz katmerli azaba layıksınız buyuracak Cenab-ı Hak. وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ Onların önce gelenleri, önder durumunda olanları, kendilerine tabi olanlara, kendi yollarını izleyenler için de onlar aynı şekilde فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ Sizin bize karşı
Bizim karşımızda bir üstünlüğünüz, bizden fazla bir tarafınız yok. Bize üstün bir özelliğiniz yok sizin. Fezûkul azâbe bimâ kuntum teksibûn. Biz nasıl inkâra gittiysek siz de aynı yolu izlediniz. Öyleyse yaptığınız ve kazandıklarınızdan dolayı siz de azabı tatınız diyecekler. Siz de buna layık oldunuz. İnnellezîne kezzebû biâyâtinâ vestekberû anhâ. Ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı böbürlenenler, kibir ve gurur taslayanlar, onları beğenmeyen kimseler, la tufettahu lahum ebvabus semai, gökyüzü onlara açılmayacaktır. Göklerin kapıları onlara fethedilmeyecek. Onların ruhu ve onların amelleri gökyüzüne yükselemeyecektir. Ve la yedhulunel cennete hatta yelicel cemelu fi semmil hiyat. Deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. Burada Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri onların devenin bir iğne deliğinden geçmesi nasıl imkansız ve müstahil ise, nasıl buna imkan yoksa, aynı şekilde onların da cehenneme girmeleri müstahildir, imkansızdır. Buna imkan bulamayacaklardır. Onların cennete girmelerinin mümkün olmadığını ifade için Cenab-ı Zülcelal Hazretleri böyle bir teşbih yapmıştır Allahü Teala Hazretleri. Onların cehenneme, cennete girmeleri mümkün olmayacaktır. Semmül hiyat, sakbul ibra, yani iğne deliği manasında. Burada hatta yedhu ayeti kerimede bulunan Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri inhar ettiği, Cenab-ı Hakk'ın irad ettiği ve la yedhulunel cennete hatta yelicel cemelu, yani deve girinceye kadar manasında, bu ayeti kerimenin bir kıraatında da hatta yelicel cümmel şeklinde gelmiştir. O da gemi halatı manasında. Gemi halatı o kadar kalındır ki onun küçük bir iğne deliğinden geçmesi nasıl imkansız ise, bunların da cennete girmeleri aynı şekilde imkansızdır buyurmuştur Cenab-ı Hak. Onlar yani cennete giremeyeceklerdir. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri ve kezalike neczil mücrimin, işte biz günahkarları böyle cezalandırırız, onların cezasını böyle veririz buyuruyor Cenab-ı Hak. Lehum min cehenneme mihadun ve min fevkihim gavaş, onların cehennemde ateşten bir yatakları ve onun üzerine yine ateşten bir yorganları ve örtüleri vardır. Ve kezalike nezziz zalimin, zalimleri, kafirleri işte biz böyle cezalandırırız. Vellezine amenu ve amilus salihati la nukellifu nefsen illa vus'aha. İman edip de salih amel işleyen kimseler var ya, biz zaten bu dünyadayken insanlara güçlerinin, takatlerinin fevkinde bir şey emretmedik. Allahü Teala öyle buyuruyor. La nükellifu nefsen illa vus'aha. Her nefse ancak gücü yettiği kadarını teklif ettik, yükledik. Bunun dışında insanların yapamayacakları bir şeyi onlara emretmedik. Onların takatini aşan, gücünden fazla bir şeyle onları mükellef ve mesul tutmadık ki onlar kıyamet gününde mazeret ileriye sürebilsinler. Onlara biz yapabilecekleri kolay işler emrettik. İşte o işleri yapanlar Allahü Teala'nın lütfuna nail olacaklar. Ülaike ashabul cenne. İman edip de salih amel işleyenler cennetlik kimselerdir. Allah'ın nimetlerine kavuşacaklardır. Hum fiha halidun. Hem de orada ebedi ve sürekli olarak kalacaklardır. Allahü Teala'nın nimetleri onlar için gelip geçici bir imkan değil, sürekli bir nimet olarak tecelli edecektir. Ve neza'na ma fi sudurihim min gillin. Onların
Cennete girdikleri zaman kalplerinde ve gönüllerindeki her türlü kin ve husumeti, düşmanlık ve haset duygularını onların gönlünden çıkarıp atacağız buyuruyor Cenab-ı Hak. Orada kıskançlık olmayacak. Orada haset duygusu bulunmayacak. Husumet hissi taşımayacaklar birbirlerine karşı. Tecri min tahtihimul enhar. Onların köşklerinin, saraylarının altından ırmaklar akacak. Ve kâlul hamdülillâhillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Onlar bize bütün bu nimetleri, bu ikramı, bu ihsanı lütfeden Allahü Teala'ya hamdolsun. Hamd Allah'a mahsustur. Eğer Allahü Teala bize bu nimetleri ihsan etmese, bizi doğru yola götürmeseydi, bize hidayet vermeseydi Cenab-ı Hak, biz bu doğru yolu ve cenneti bulamazdık. Allahü Teala'nın rızasına eremezdik diyecekler orada. Lekad caet rusulü rabbina bil hak. Allahü Teala'nın peygamberleri hak olanı getirdiler. Andolsun ki Allah'ın peygamberleri gerçeği söylediler. Ve nudu en tilkumul cennetu uristumuha bima kuntum ta'melun. Onlara işte bu cennet size miras olarak verildi. Bu cennete siz şimdi varis oldunuz. Bu cennetin sahibisiniz siz. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin size ihsan ettiği bu nimete kavuştunuz. Yaptığınız işlerden dolayı. İnsanlar dünyadayken rızayı hakka uygun, çok basit gibi görünen işlerden dolayı bile Allahü Teala'nın lütuf ve rahmetine kavuşacaklardır. Yaptıklarından dolayı Cenab-ı Hakk'ın ikramına mazhar olacaklardır insanlar. İnsanlar neden biz bu kadar kolay işleri yapmadık diyecekler münkirler, mücrimler. Orada büyük pişmanlık duyacaklar. Allahü Teala'nın emrine saygılı olanlar ise işte Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine hamdü sena ederek Allahü Teala'ya şükredecekler. Ya Rabbi sana şükürler olsun diyerek memnuniyetlerini ve mesrur olduklarını izhar edecekler, ifade edeceklerdir.